Naber? Ben Clayt. Bir Kızıltaş Öğrenim videosuna hoş geldiniz. Bugün 2x2'lik bir asansör yapacağız. Burada asansörün tamamlanmış hali var. Şimdi nasıl çalıştığını anlatayım. Sistemin çalışma mantığı çok güzel. Herhangi bir zemine bunu kurduktan sonra sinyal verdiğinizde asansör sizi gitmesini istediğiniz yükseklikteki seviyeye götürür. Ve yukarıdan da tekrar bastığınızda sizi aşağı indirir. Basit bir asansör mantığı aslında. Şimdi bunu birlikte yapalım. Öncelikle kendinize 4 blokluk bir alan belirleyin ve bir köşesine obsidyen koyun. Burada obsidyen koymamızın amacı obsidyenin slime'a yapışmaması ve pistonların slime'ı itememesi. Bir tane yukarı bakan, bir tane de aşağı bakan piston ve bir slime sırası daha. Gözlemcileri yerleştirmek için pistonların arka kısmından 2 blokluk, aralarında bir boşlukluk mesafe olacak şekilde hiza aldım. Şimdi bu hizaya gözlemcileri yerleştireceğiz. Bir gözlemci bu tarafa, diğer gözlemci de aşağıya. Dikkat etmeniz gereken şey pistonun açılıp kapandığı değil, arka kısmındaki bloğun hizasına. Ve eğer bilmiyorsanız gözlemciler sizin baktığınız rotaya göre konumlanır. Bu da asansörümüzün zeminini tutan bölge olacak. Artık zemininize yapabilirsiniz. Etrafınaysa slime'a yapışmayan bloklardan kullanmanız gerekiyor. Mesela bu arı kovanı olabilir, fırın olabilir veya terakotalar da olabilir. Asansör boşluğunu istediğiniz kadar yükseğe yapabilirsiniz. Sinyali taşıdığınız durumda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. İstediğiniz noktaya geldiğinizde ise en tepeye bir obsidyen koyun. Bu şimdilik bizim sistemimizin durdurma mekanizması olacak. Artık gözlemcilerin önündeki slime'ları kırabilirsiniz ve asansör sinyal aldığı için yukarı çıkıyor. Ve obsidyeni ittiremediği için de orada duracak. Alt tarafa yaptığımız gibi slime'a dayanıklı bloklardan zemin kısmını buraya da yapacağız. Daha sonra ise yukarı çıkan pistonu obsidyensiz durdurmamız lazım. Bunun için de kızıltaş meşalesiyle bir ters sinyal yapacağız. Destek bloğumu aldım ve yukarı çıkan pistonun hemen hizasına bir boşlukluk mesafe bırakıp bir kızıltaş meşalesi attım. Şimdi bunun arkasına düğmeyi koymak istediğiniz yere kadar bir kablo hattı çekeceğiz. Sinyal kaynağı olan düğmemi koydum ve şimdi kabloyu götürelim. Kabloyu meşalenin tam sırt kısmından dik getirmeniz gerekiyor. O yüzden arada bir boşluk bıraktım. Ama yaptığımız bu şey bizim asansörümüzü aşağı götürecek olan kısım değil. Bu asansörün yukarı çıkan pistonunu durduracak olan şey. Ve bir sinyal verdiğimizde o meşale sönecek ve kilit açılmış olacak. Bu kilidi bir süre açık tutarken başka bir sinyalle aşağı inme sinyali verdiğimiz zaman asansör aşağı inecek ve indikten sonra meşale tekrar ardından yanacak ki yukarı tekrar çıktığında onu durdursun. Şimdi asansörü aşağı gönderme mekanizması için sinyal çekeceğiz. Bunun için ise asansörün boşluğu, yani buralar kapalı olacağı için yine bir meşale ile yapacağız. Duvarın arkasından meşaleyi koyduktan sonra gözlemci algıladı ama sinyal açık olduğu için aşağıya yollamadı çünkü şu an sistem kilitli. Ve önce kilidin açılması, daha sonra buraya sinyalin gelmesi gerekiyor. Bunun için bir repeater, yani yineleyici kullanacağız ve bunu sonuna kadar açacağız ki sinyal buraya biraz geç gelsin. Şimdi ilk kontrolleri yapalım. Sinyali yolladım ve önce arkadaki meşale söndü, daha sonra öndeki meşale söndü. Artık bu obsidyeni kırabilirsiniz çünkü aşağıdan yolladığımızda piston oradaki kilit mekanizması sayesinde yukarı gitmeyip orada kalacak. Şimdi yukarı yaptığımız gibi bir düğme de buraya atıp aşağıdaki kısma yukarı çıkan pistonun hizasındaki gözlemciye sinyal vereceğiz. Şimdi gözlemcinin önüne redstone tozu koyacağım için bunu algılayacak ve asansör yukarı gidecek. Algıladı ve gitti. Çünkü önünde bir değişiklik oldu. Gözlemci her değişiklik olduğunda arkasına sinyal verir. Gözlemcinin çalışma mantığı budur. Sistem neredeyse bitti sayılır. Şimdi asansörü aşağı yollayalım. Sorunsuz bir şekilde aşağı iniyor. Ama yukarı çıkarken şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. O yüzden onu da en baştan düzeltelim. Biz burada düğmeye bastığımızda düğme aşağı kapanıyor yani. Ve sinyal alıp gözlemci yukarı çıkmaya başlıyor. Gözlemci tam düğmenin hizasına geldiği ana denk geldiğinde düğme tekrar tık sesini çıkararak yukarı kalkarsa eğer gözlemci orada bir değişiklik oldu deyip orada takılı kalıp kalabilir. O yüzden aşağıdaki sinyali biraz geciktirmemiz lazım. O yüzden aşağıya bir repeater atıp bir tık da geciktirme verdim. Gördünüz mü? Meşale biz aşağı indikten sonra yandı. Ve sorunsuz bir şekilde yukarıda çıkıyor. Umarım anlamışsınızdır. O zaman bir sonraki kızıltaş sisteminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.